Değerli milletvekilim, değerli kaymakamım, değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanım, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, değerli muhtarlarım ve çok kıymetli hazirun. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Beyler Diyarı Beydil'ine hoş geldiniz diyorum. Şerefler verdiniz. Hepinizce malumdur ki Beydil'i Oğuzların 24 boyundan bir tanesi ve Türkiye'nin değişik coğrafyalarına dağılmış ve yerleşmişler. Sadece Anadolu'nun değil, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve Türk dünyasında geniş bir yelpazede, büyük bir coğrafyada, güneyden batıya, kuzeyden doğuya yerleşmiş büyük bir toplumuz. Beydil'i değişik isimler altında, yöresine göre değişik isimler alan, bir şekilde hayatını devam ettiren bir boy. Biz daha önceki senelerde buraya akrabalarımızla çağırdık ama bu sene çağırmadık. Neden çağırmadık? Şimdi gelen mesajlara da bakıyoruz. Tabii alınanlar var, kırılanlar var. Şu açıklama yapacağız onlara. Yapmak zorundayız. Biz burada kendi aramızda Hıdrellez Bayramı'nı yapacağız. Ama Eylül ayında Türkiye geneli Beydil'i Boydaş Sivil Toplum Kuruluşları, dernek başkanları yönetimleri, federasyon başkanları yönetimleri, kanaat önderlerinin de katılacağı büyük bir kurultay yapacağız burada. Adı Beydil'i Türkmen Kurultayı. Tabii ki Sayın Milletvekilim burada, onların desteğiyle, Sayın Belediye Başkanım, Kaymakamım burada. Onların destekleriyle inşallah burada büyük bir Beydil'i Türkmen Kurultayı yapacağız. Ve buraya kimler gelecek? Dedim ya, 81 ilde Beydilli var. Değişik isimler altında, bunları arz edeceğim biraz sonra. Gelen akrabalarımız folkloruyla gelecek, halayıyla gelecek, türküsüyle, ezgisiyle gelecek, semahıyla gelecek ve burada tarihçilerin eşliğinde biz bir kültürü ortaya koyacağız ve şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmaların da bir tacı olacak aynı zamanda bu. Son noktası olacak, zirvesi olacak. İnşallah oraya da tüm dostlarımızı davet edeceğiz ve bekliyoruz. Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Yardımcıları, hanımefendiler, beyefendiler, Sayın CHP İl Başkanı Başkanlarım, ilçe başkanlarım, Sayın Muhtarlarım, Sayın STK Başkanları, üyeleri ve değerli misafirler. Geneleksel Beydil'i Hıdrellez ve kültür etkinliklerine hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Adını 24 Oğuz boyundan alan Beydilliler bu topraklara yerleşerek yaşamları ile birlikte gelenek göreneklerini de yaşatarak günümüze kadar gelmişlerdir. Hıdrellez Anadolu'nun her hattında, her bölgesinde, her tür toplumunun olduğu yerde değişik şekillerde kutlanmaya devam eder. Beydil'in de Hıdrellez baharın gelişiyle toprağın canlanmasını, ağaçların yeşermesini, tabiatın canlanmasını, zorlu kış şartlarının bittiğini, yeni mevsimin bolluk, bereket ve huzur getirmesi temennisiyle bayram havası içinde kutlanır. Analarımız sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin pencerelerinin kapılarını açarak temiz havayı koklamaya çalışırlar. Evlerinin önünü temizlerler.
Erkeklerimiz oğlaklar, adaklar bağışlar, pilavlar yapılır. Allah Allah nidalarıyla yemekler yenir. Bey dilinde Hıdır Ellez, sevgi, saygı, dayanışma ruhu içinde lokmayı paylaşmayı, muhabbet bağlarını kuvvetli tutmayı amaçlayan küs ve dargınların barıştığı bir bayramdır. Hıdır Ellez aynı zamanda bir kültür etkinliğidir. Geçmişimizi unutmadan geleceğimize sahip çıkmaktır. Bizlere inanıyoruz ki geçmişini unutmayan toplumlar gelecek nesillere daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı, vatanına, milletine, bayrağına bağlı nesiller yetiştirir. Bugün burada dede ile torunu, nineyi, teyzeyi, halayı bir araya getirerek geçmişte olduğu gibi bugün de bir beraber olmayı, diri olmayı, iri olmayı ve hep en sonunda mutlu olmayı amaçladık. Asya'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar yaşayan Türk boylarının Türklükle özdeşleşen Hıdır Ellez Bayramı'nı kutlamak için buradayız. Oğuz atamın bastığı yeri vatan saymayı sevgili Peygamberimiz Efendimizin sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın insana insan gibi davranmayı, lokmayı paylaşmayı öğrendik. Türkler bittiği dediği yerde yeni devlet kurup dünyaya hükmettik. Bugün burada atalarımızdan öğrendiğimiz gelenek ve görenekleri siz, bizlerden sonraki nesillere aktarmak ve kaynaşmak ile gülerken ağlamayı gittiğiniz yerde anlatmayı umduğum bir program hazırladık. Burada sözlerime son verirken dileklerinizin kabul olması dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Sözlerimi bitirmeden Ulu Önder Atatürk'ümüzün büyük sözüyle bitiriyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bugün aslında burada olmayı çok arzu etmişlerdi. Ama İstanbul'daki program nedeniyle şu anda aramızda bulunamayan Belediye Başkanımız Sayın İsmail Öntaş'ın, ilçe Başkanımız Sayın Ertuğ Güngör'ün de selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Çok değerli katılımcılar, geçmişten geleceğimize, anneanne ve örflerimize yaşatmak için her zaman büyük bir çaba gösteren saygıdeğer Beydili Derneğimizin Başkanı Mustafa Orman Bey'in nezaretinde dernek üyelerimize, muhtarımıza ve tüm Beydili Köyü'ne şükranlarımı sunmak istiyorum. Ve sizleri Allah'a emanet ediyor, en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli dernek başkanım, yönetimim, muhtarım, sunucumuz, abimiz, sizleri burada bir arada topluyor, birlik beraberliği sağlıyor, tesis ediyor. Belki burada bir takım ikramları yiyorup, yiyip içiyoruz. Hiçbir şey olmazsa şu etkinliğin bir anlamı var ama çok önemli bir anlamı var. O da ilelebet bu toprakların Türk ve İslam mührüyle mühürleneceğini ve devam edeceğini sağlayan etkinliklerdir bu etkinlikler. Sizler bu kültürü, bu ananeyi, bu örfü korudukça, sürdürdükçe inanın bu devlet bu coğrafyada ilelebet yaşayacak ve devam edecektir. Çok önemsiyoruz. Güzel bir kalabalık var. Başkanımız ve değerli üyeleri güzel bir kalabalık toplamış. Ben tekrardan sizlerle bir arada olmaktan, bu güzel havayı teneffüs etmekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Belediye Başkan Vekilim, siyasi partilerimizin çok değerli başkanları, temsilcileri, sevgili misafirler, Beydili çok kıymetli hemşerilerim,
hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, Beydil çok farklı. Bunu gelenler bilir, görenler bilir, izleyenler bilir. Tabi Beydil kültürünü yaşatan, bugünlere kadar getiren bütün Beydilli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Özellikle bu etkinlikleri yıllardan bu yana devam ettiren Beydil'i derneğimizi ve Beydil'i derneğimizin çok değerli yöneticilerini, başta başkanımız Mustafa Orman olmak üzere, Faruk Koya hocamızı ve diğer yöneticilerini ben şükranlanıyorum ve teşekkür ediyorum. Bizim Nallıhan'ımız aslında çok farklı bir iklime sahip, çok farklı coğrafyaya sahip, çok farklı insani ilişkilere sahip. Ama Beydil'i bunların hepsinin üzerinde çok daha farklı. Oğuzların Beydil'i boyundan gelen kültürünü yaşatmaya çalışan ve ülkemizdeki Beydil'i boylarını bir araya toplayan işte bu köyün derneği oldu. Onun için ben gerçekten dernekte bu imkanlara sunan değerli başkanımıza ve yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. İşte bu köy Türkiye'deki bütün Beydil'i aşiretlerini, Badıllı aşiretlerini, Baydil'i aşiretlerini ve bütün Beydil'i boylarının bir araya gelmesini sağladı ve sağlamaya da devam ediyor. Faruk hocam müjdesini verdi. Eylül ayında inşallah Türkiye'deki bütün Beydillileri bir araya gelmesi son derece önemli ve onu Beydillerin Beydil'de o etkinliği yapması, kültürel etkinliği yapması da bizim Nallıhan'ımız için ve Beydil köyümüz için de son derece önemli olduğunda özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, bu kültürü yıllardan bu yana yaşadan ve yaşatmaya devam eden, gittikçe geliştiren ve gelecek kuşaklara aktardıkları için de emeğe geçen herkese şükranlar sunuyorum. Bundan yaklaşık 2 ay önce Ankara'da, Ankara kulübümüzde Beydilli hemşerilerim bu Beydilli'nin geleneksel kültürünü, geleneklerini, göreneklerini yaşattılar. Ve izleyen herkes de son derece mutlu oldu, memnun oldu. Ve izleyemeyenler de gerçekten üzüldüklerini belirttiler. İnşallah bu tür etkinlikleri Ankara'mızda, ülkenin değişik yerlerinde de yapmak suretiyle Beydilli kültürünü, o güzelim kültürünü, bizim coğrafyamızın özümsemiş o kültürünü hep beraber yaşatacağız. Ben emeğe geçen bütün kardeşlerimi, başta derneğimiz ve muhtarımız olmak üzere hepsine ve sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu kültürel etkinliklerimizin, kadrelle şenliklerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Allah kule gösterdi, biz yavaş yavaş alana giriyorlar ama sizin eşliğinizle, alkışlarınızın eşliğinde. İsmi Subhan verdin mi var bahçelerde yurdun mu var? Allah Allah! Bencileyin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül. Bencileyin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül. Ötme bülbül, ötme bülbül, derdi derde katma bülbül. Allah! Benim
derdim bana yeter. Bir dertte sen katma bülbül. Benim derdim bana yeter. Bir dertte sen katma bülbül. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vafana ya Kerim, vafana ya Rahim. Vafir lana zunubena bifazlike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Allahümme Rabbena etine fitin ya hasene. Ve fil ahiret hasene ve gina azaben nar. Ve dıkhillel cennete ma'al abrar. Ya aziz, ya gaffar, ya Rabbel Alemin. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi hayırlar ver. Ya Rabbi kolaylaştırıver. Başlanmış olan şu hayırlı işte hayırlı neticeler nasip eyle. Amin. Hayırlar cem eyle Allah'ım. Amin. Şerler def eyle Allah'ım. Amin. Gönüller muradına nail eyle Allah'ım. Amin. Bizleri kendine kul, Habibine ümmet eyle Allah'ım. Amin. Müslümanca yaşamayı, kardeşçe kucaklaşmayı, lokmayı paylaşmayı, sevinçli ve kederli günlerde hep böyle bir ve beraber olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin. Geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Amin. Birlik ve beraberlikten bizleri ayırma Allah'ım. Amin. Bir olmayı, beraber olmayı, diri olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin. Daha nice bayramlar yapmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin. El Fatiha. Evet, iki kişi gelsin, bir yardım edelim inenlere. Evet, gençlerimize alkışlar, gençlerimize geliyor. Thank you.
Geçirdim